dönelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu değişim mesajlarına yanıt verdi dün akşam. Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç diyebilirsiniz dedi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak da görevine devam etmesi gerektiğini söyledi. Değişime en açık olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi değil. Tarihle süreci böyledir. Değişimin bayraktarlığını yapan bir partiye nasıl diyebilirsiniz değişimin önünü açsın diye. CHP'deki değişim mesajları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine değişimin önünü açacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa olası adaylığı için konuştu. Önce yerel seçim dedi Kılıçdaroğlu. Elbette aday olabilir. Ekrem Bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde biz 20-22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. 22 ilçe alınır. Büyükşehir belediye meclisi çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Ben asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir anlamda yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul edemem. Dolayısıyla Ekrem Bey görevine devam etmelidir demek. Yani elbette devam edecektir. Aday olabilir ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine yerel seçime kadar devam etmeli mesajı verdi Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani demokrasiyi savunan bir partide doğal olarak herkes koşulları yerine getirdiğinde genel başkanlığa aday olabilir. Ekrem Bey eğer aday olacaksa ilk kez aday olacak bir kişi değil. Kişi babasını şirketi teslim ettiği gibi partiyi de sizin teslim etmenizi istiyor galiba. Şöyle bir baba oğul ilişkiniz yok, hayır, da hayır, söylediği yani, için belki bir gönderme tabii, yapmış diye düşündüm. Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Erdoğan'ın Türkiye'yi şirket gibi yönetiyor ya, şirket gibi yöneteceğim diyordu. Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı? O soruya da yanıt verdi. Delegeyi işaret etti. Birisi ben aday olacağım da önümde şu engeller var diyorsa bütün engelleri kaldırmaya hazırım. Ben aday mıyım? Ben bugüne kadar çıkıp ben genel başkanlığa adayım demedim. Aday gösterilirse ayrı bir şey. Delegelerin iradesine ipotek koyan. Bu doğru değil zaten. Demokrasiyi her ortamda savundum.